Efendim gazeteci Savan Nişanya'nın video eski mi yeni mi bilmiyorum ama ezan hakkında söylediği o videoyu izleyince ürperdim inanamadım. Bir insanın bu kadar nefret ve kin dolu olmasına gerçekten inanamıyorum. Yani kendisi Müslüman değil onu biliyoruz. Ama Müslüman ol veya olma Farklı bir dinin ezanı ona göre farklı bir dinin ezanı hakkında bu kadar iğrenç ifadeleri kullanacak kadar nasıl bir ruha sahipsin? Ezan için bunları söylüyorsa ezanın e, <laughs> gereğini yapan dindar insanlar hakkında neler söylüyor söyler bilmiyorum. Bu video eski de olabilir. Daha yeni düştü gündeme. Ben de yeni gördüm. Ama gerçekten inanılacak gibi değil. Ve acaba bu sözlerinden dolayı özür dilemiş mi? Onu sordum sosyal medyada. Bakalım ne cevap gelecek? Ama insan ürperiyor. Ben size bunu okumak istiyorum. Yanlış bir şey söylememek için buradan okuyacağım. Diyor ki bağıra bağıra okunan ezan kadar iğrenç bir saldırı bir tecavüz, bir taciz olamaz. Baya böyle insanın mahrem yerlerine el atılması düzeyinde bir saldırı. Bilmiyorum yani. Türkiye'de yaşamanın bence en korkunç boyutlarından birisidir bu. Bangır bangır bağıran, hayvan gibi bağıran ezancılar. Şimdi insan ürperiyor. Ezan güzel okunmalı, o ayrı, makamlı okunmalı, bir huşu vermeli. Evet, bazı ezan okumalar okuyanların sesleri bence bence de sesleri güzel değil ama neticede bu kutsal bir çağrıdır, ezandır. Sen hangi dinden olursan ol bunu bu şekilde yorumlamak gerçekten psikolojik olarak ee, enteresan bir boyut Yani doğru bir ruh hali değil Lütfen bunu aynı şekilde Yurt dışında bangır bangır çalan Çanlar içinde söyler misiniz Yani Savan Nişanyan ya da başkaları Bu ezan sesinden rahatsız olanlar Yurt dışına gittiklerinde Veya yurt dışında yaşayanlar Ezan sesinden Rahatsız olanlar Çan sesinden rahatsız olmuyorlar Bakın siz hiçbir dinde Mesela Hristiyanlıkta kendi yaşadığı ülkede çan sesiyle alakalı böyle benzetmeler yaparak böyle ağza alınmayacak kelimeler kullanarak bir rahatsızlık belirtildiğini göremezsiniz. Türkiye'deki özgürlük gerçekten çok fazla. Yani bu video eski de olsa yeni de olsa söylemlerin içeriği, dozu, gerçekten seviyesizliği insanı ürpertiyor. Yani bu ülkede ezandan rahatsız olan gerçekten Müslümanlar da var. Ama neticede bu ülkenin %97'si 99'u Müslüman. Ama o ezandan rahatsız olan Müslümanlar yurt dışına gittiklerinde veya yurt dışında yaşayanlar çan sesinden rahatsız olmuyor. Ben daha önce de söyledim. Müslümanım diyen birçok insan bu ülkede tesettürden rahatsız, imamdan rahatsız, ezandan rahatsız, ibadetten rahatsız. Ama o insanların hiçbirinin farklı bir dinin ritüelleri veya ibadetleriyle uğraştığını göremezsiniz. Bu enteresan olay bizim ülkemizde yaşayan ve Müslüman olduğunu iddia eden veya söyleyen söyledikten sonra da bir şey diyemezsin. İnsanlarda var. Ama onlar park kalkıp mesela rahibin kıyafetiyle, rahibenin kıyafetiyle, çan sesiyle işte çocukların vakti töreniyle atıyorum bunlarla alakalı olumsuz hiçbir şey söylemezler. Zaten söylememeleri de lazım. Konu burada kendi dinleriyle alakalı kötü şeyler söylemeler ya da kendi dinlerini ritüellerinden ve ibadetlerinden rahatsız olmak. Ama burada olay farklı bir dine mensup bir insanın ezan sesi hakkında, ezan hakkında bu kadar kötü şeyleri söylemesi o çok daha fazla ürkütücü. Allah fırsat vermesin. Demek namaz kılan insanlar, efendim mevlit okuyan, Kur'an-ı Kerim okuyan insanlar, yani dindar insanlar hakkında düşün, neler düşünüyor? Ezan için bunu söyleyen e bu ezanın gereklerini uygulayan insanlar için neler düşünüyor demekten öte gidemiyor. Hani bu kaç sene önceki video bilemiyorum. Hiç fark etmez. Ben yeni gördüm şahsen. O zaman nasıl gündeme düşmedi ben onu anlamıyorum. Ya da düştü de ben mi görmedim. Ya da düştü ben yorumladım da ben mi unuttum. Bunların nefsi olabilir. Ama ben bugün bu videoyu gördüğümde gerçekten e, tabii ki o hangi dine mensupsa o men, dine mensup insanları biz burada asla itham etmiyoruz. Şahsına nasır bir yorum ve şahsını ilgilendiren, şahsını bağlayan bir yorumdur sanıyorum Ermeni bütün Ermeni cemaatini, bütün Ermenileri aynı kefeye alıp koyamam. Benim Ermeni arkadaşlarım var. Ezan okununca müziğin sesini kısıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu bu yorum kendisine aittir. Kendisini bağlar ama hani ben şunu dese ya ezan çok yüksek okunuyor. Biraz kıssalar iyi olur falan. Bak bu bir eleştiridir. Bunu yoruma da açıktır. Ezan güzel okunmalı. Okey ona da katılıyorum. Madem ezan okunuyor özel seçilsin. Değil mi? Güzel ezan okunsun falan. Dese ben bunların hepsini anlarım. Bunu kim derse desin anlarım. Ama bu kadar yani içine tecavüz edilecek şekilde tacizler içine yok hayvanlar diyor. Ezan okuyanlara hayvanlar diyor. Sen ne kadar insansın onu sorgula. Şunları düşünebilecek ve şunları söyleyebilecek kadar bir ruh halindeki bir insanın ne kadar insan olduğunu da bu sefer sorgularsın. Aynı şey farklı dinleri dinlere de yakıştırılsa ben onu da söylerim. Yani bu kadar ağır itham ve hakaretler vallahi tüylerim ürperdi. Ama tabi bu gayrimüslim bir insan. Bu da çok ayıp. Ama aynı şekilde dedim ya bizim ülkede var sadece. Yani bak bütün dünya Gazze için yürüyor, eylemler devam ediyor. Biz bir yürüdük, iç savaş haline çıkartmaya çalışan bir kesim var. Bütün dünyada rahipler, saygı, saygın insanlar bizim ülkemizde imamları böyle hep kötü göstermeye çalışırlar. Rahipler ve rahibeler bizim işte sakallı, cübbeli, işte çarşaflı kadınlarımızla hani görsel olarak baktığında o ama onlara laf söylemezler. Kendi çarşaflısına, sakallısına, cübbelisine söylerler veya tesettürlüsüne söylerler. Kaldı ki ben bu ülkede tesettürün canını okuyup sadece bir bez parçası olarak başına takan ve hareket edenleri de eleştiren bir insanım. Tesettürün de sonuna kadar arkasındayım insan hakları ve inanç özgürlüğü adına. Ne rahiplere, rahibelere laf söylenmeli ne de İslam dininin farz olan ibadetlerini yapan kişilere baskı yapılması lazım. Ama dedim ya gidip göremezsiniz. Yani yurt dışında yaşayıp ben bu ülkedeki çanlardan rahatsız oluyorum diyen ben Müslüman görmedim. Yani bu tiplerini görmedim. Ben de gittiğimde yurt dışında hatta videolarını çekiyorum. Rahatsız olmuyorum. Niye adamların dini ya? Tabii ki ben gidiyorum Almanya'ya, Fransa'ya, Amerika'ya çan çaldığı zaman rahatsız olmuyorum. Çünkü onların kültürü, onların dini. Yani kiliseyi müze olarak yapıyorlar biliyorsunuz. Giriyorum içeri, arkadaşlara lütfen sessiz olun diyorum. Biz orayı görmek için tarihi eser ya, giriyorum gerçekten muazzam bir nasıl bizim burada tarihi eserlerimiz var. İnsanlar kaç bin senede o mesela Fransa'daki Strasbourg'daki Dom Kilisesi'ni tam 800 yılda yapmışlar. 800 yıl İnsan yani şey yapıyor bir ürperiyor ama saygı duyuyorum ama benim kendi ülkemde işte Müslümanlar da var böyle saygı duymayan bir de şimdi bunu gördüm. Enteresan ha, özür dilemiş mi bu sözlerinden dolayı bilmiyorum. Diledi ise aferin pardon lokumcum lokum 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 Allah. Özür diliyorum sizden. Çok özür diliyorum. Kedi olayı. Kusura bakmayın buradan da kesip vallahi yapıştırmayayım. Doğal olsun. Evet. Özür dilemiş mi bilmiyorum. Umarım dilemiştir diyorum ama hani bunun özürü ne olur onu merak ediyorum. Tekrar okuyup ya Allah aşkına şu ne biliyor musun? Neyle karşı karşıya olduğumuzu anlayın. Neyin mücadelesini verdiğimi anlayın. Verdiğimizi anlayın. Cemil Meriç'in dediği gibi Tarihler boyu yüzyıllardır bu Hilal ile Haç'ın savaşı diyor ya bunu anlayın. Yani buradaki bu özgürlük meselesi değil. Bizlerin Müslümanlar üzerine İslamofobinin değişmez bir şey olduğunu anlayın. Bunu Gazze'den anlayın. Bunu işte Batı, Batı'nın, Batı'nın, Amerika'nın bu Gazze'de bile tutumundan anlayın. Bak bütün dünya ayakta. Geçen onu yazdım. Dedim ki ya bütün insanlık ayaklanmış ama Gazze yavaş yavaş bitiriliyor. Acaba bu da mı bir şov dedim bir anlaşma mı aralarında bırakın bütün insanlar yürüsün zaman aşımına uğrasın o arada biz Gazze'yi bitiririz. Ya bu da bir film senaryosu gibi mi dedim. Çünkü bütün dünya ayaklanmış ve bir avuç ona işte hiçbir şey yapamıyor. Bazı şeyleri söyleyemiyorum çünkü şey yiyorum. Hani bunu anlayın. Benim ülkemde hala bunu anlamayanlar var. Biz Türk'üz ve %97-99'umuz bu ülkede Müslüman. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşıyoruz. Evet bu sizin dininize sahip çıkmama gerekçeniz olamaz ki. Daha çok sahip çıkmanız lazım. Dedim ya neyle uğraştığımızı anlayın. Evet tekrar edeyim sözleri unutmayın. Yarın bir gün seçim sandığına gittiğinizde bu sözleri de hatırlayarak verin. Allah kimseye fırsat vermesin. Bu insanlar kimi destekliyorsa anlatabiliyor muyum bu tip kafalar? Oradan uzaklaşacaksınız. Bağıra bağıra okunan ezan kadar iğrenç bir saldırı, bir tecavüz, bir taciz. Baya böyle insanın mahrem yerlerine el ata atılması düzeyinde bir saldırı. Bilmiyorum yani Türkiye'de yaşamanın bence en korkunç boyutlarından birisidir. Bangır bangır bağıran, hayvan gibi bağıran ezancılar. Beğenmiyorsan çek git. Son sözüm bu. Burası %99'u 97'si Müslüman olan bir ülke. Nasıl ki batıda çan her saat başı çalıyorsa ve kimse rahatsız değilse orada yaşayan Müslümanlar da lütfen siz de bu ülkede ezandan rahatsız olmayın. Ezanın güzel okunmasını talep edin. Ama şu şekilde şu bağlamda bunları söyleyen bir insanın dindar insanların onun onların ve bunların eline geçmesi durumunda başına neler gelir diye insan düşünmüyor değil. Evet dedim ya video ne zaman çekilmiş bilmiyorum. Özür dilenmiş mi? Dilenmiş de bu kadar iğrenç sözlerin karşılığında nasıl bir özür dilenmiş? Onu da merak ediyorum. Yani özrü yok gibi böyle. Videonun ne zaman olduğu, ne zaman çekildiği önemli değil. Durum bu. Evet, çoluğunuza, çocuğunuza bayrağını, inançlarını, dinini, ezanını tamam mı? öğretin. Uygulasınlar ki sahip çıksınlar görüşmek üzere.